Kanada'dan herkese merhaba. Umarım sesim çok iyi ve net gidiyordur. Ee, bayağı bir ses ve kamera sorunu yaşadıktan sonra ancak bu videoyu çekebildim. Çünkü kamerayla ilgili bir problem var. Ee, aynı Wi-Fi'de olmanız gerekiyor. Aynı Wi-Fi'yi benim bulabilmem imkansız. Neyse kabloyla hallettim işi. Wi-Fi olmadan da. Bildiğiniz üzere geçen yani bir önceki videomda Diamond temanın şeriat nedir Diamond tema Aslı Tok olayın konusunda kendi analizlerimi ve fikirlerimi iletmiştim. Sağolsun. Çok kişi o videoya e, yoğun bir ilgi gösterdi ve beğeniler baya bir beğeni aldı. Beğenen ve ilgi gösterenler için teşekkür ederim. Ancak e, benim o videoyu çekmemden sonra baya bir e, Türkiye'de e, istemediğimiz olaylar meydana geldi. Hatta meydana gelmedi. Yani bu çok acayip bir şekilde e, olayların gidişatı hiç istenmeyen e, yönlere doğru evrildi. Şimdi Adalet Bakanlığı ben o videoyu çektikten sonra Adalet Bakanı tırnak içinde söylüyorum koskoca Adalet Bakanı daim bir tartışma programından dolayı daim tema hakkında dedi ki işte tutuklanması şey ile ilgili işte TCK 216/3'ten dolayı yargılanmasıyla ilgili davayı açtık. Adalet Bakanı dava açıyor. Ve ve ...yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarttık. Şimdi arkadaşlar... ...birincisi şu koskoca olayını bir cebinize koyun... ...ben bu koskoca devlet adamlarını anlatacağım şimdi size. Birincisi... ...Adalet Bakanı kimdir biliyor musunuz? Adalet Bakanı... ...hakimler ve savcılar yüksek kurulunun başkanıdır. Yani... ...Adalet Bakanı... ...herhangi bir kişi için suçlu hükmünü verdiyse... ...hangi hakim suçsuz diyebilir? Ya bir herhangi bir hakim ya da herhangi bir savcı ya olur mu sayın bakanım yani böyle bu bu böyle bir hakaret yok böyle bir suç yok diyebilir mi adalet bakanı birisi tarafından o koltuğa oturulmuş sıradan bir adam yani bir savcı bir hakim olabilmekle ilgili herhangi bir özelliğe sahip bir adam değil ki adalet bakanı çıkıyor diyor ki biz diye bunu diyor suç olarak görüyoruz diyor hakkını yakalama kararı çıkarttık diyor. Ve başkanı olduğu hakimler ve savcılar kurulundaki hakimlerin ve savcıların yargılamasını istiyor. E, mahkemeye çıkmasın hiç. Gerek yok ki. Siz zaten hükmü vermişsiniz. Ya yani bunun aksi düşünecek, bunun aksiyonu düşünecek hakim olabilir mi? Yani buna adalet mi diyorlar? Bu, bu, bu adalet falan değil. Bu güpe gündüz eşkıyalık, zorbalık. Yani bu, bu güpe gündüz diktatörlük. Yani aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık ya. Başka bir şey değil. Ya hakimler savcılar yüksek kurulunun başındaki adam daha henüz mahkeme olmadan bir şey olmadan yargıya yapmış. Yakalama kararı çıkarttık demiş. Yayın yap Bir de hala bunu savunuyor. Peygamberimize hakaret filan diye. Arkadaş yani senin peygamberin olamaz ki. Ha kişisel peygamberin olur. Ama sen adalet bakanı olarak senin peygamberin olamaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bundan da şunu anlıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti adil bir ülke olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti eşitlikçi bir ülke olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti ahlaklı bir ülke olarak değil. Yani yönetim şekli. Yani adaletsizce, zorbaca, e, yobazca, bağnazca ve kusura bakmayın ama ahlaksızca yönetiliyor. Buna bir ahlaki bir şke, gerekçe bulamıyorum ben bir ahlak değil çünkü. Yani bir Adalet bakanının böyle bir açıklama yapması ahlaklı bir hareket değildir. Her şeyden önce meslek ahlakına aykırı. Ya sizin dininiz bunu mu emrediyor size? Yani sizin dininiz birisini böyle hani ya ayakalar az kes filan bu bu herhalde. Yani o zaman e, boşu boşuna niye hayıflanıyorsunuz? Şeriat anlatmış zaten Diamond Tema. Sizin şeriatınız bu işte. Gel şu koskoca layına Koz şimdi herkes tepki verdi. bizim Murat Koz'un bir da çok iyi niyetli adam. Demiş ki Adalet Bakanı istifa etmeli demiş. Ya bizim ülkemiz Adalet Bakanı istifa eder mi ya? Bizim ülkemiz Adalet Bakanı'nı iş üzerinde yakalasan yine istifa etmez. Yani yolsuzluk üzerinde yakalasan. işte değil mi o? Değil Adalet Bakanı'nı Cumhurbaşkanı yakalasan yine farkı fayda etmiyor. Ya da ne bileyim bırak Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'nı müsteşarı yakala o da istifa etmiyor. Ulan hademesi bile istifa etmiyor ya ülkede. Ya yani hademeyi hademeyi erkekler tuvaletinde başka bir erkekle cima ederken yakala istifa etmez. Memleketin arsızlığı ve memleketin haysiyetsizliği yani has da ülkeyi getirdikleri hali görün arkadaşlar. Şu anda bu ülkenin geldiği halin yani gençliğe hitabının son paragrafındayız. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil mevcuttur diye böyle söylenen kısımdayız artık. Yani o cebden kayalar bilmem tersane onlar gitti zaten. Yani millet fakir zorluğu için harap ve bitap düşmüş zaten. Hani başta ki de gafletle ve hatta hıyanet o, o o daniskası var. Yani adam adalet bakın adalete ihanet ediyor. Gelelim şu koskoca olayına. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koskoca kurumları vardı. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri, koskoca yargısı, koskoca Cumhurbaşkanlığı, koskoca Başbakanlığı ve koskoca işte Çalışma Bakanlığı, koskoca Adalet Bakanlığı, koskoca ee, Sağlık Bakanlığı vardı. Hepsini cücük kadar yaptılar. Ne koskocası. Hiçbirinin haysiyeti, hiçbirinin herhangi bir ehemmiyeti, hiçbirinin herhangi bir yaptırımı, hiçbirinin herhangi bir saygınlığı kalmadı. Milletin gözünde ne Cumhurbaşkanlığı makamının, ne Adalet Bakanlığı makamının, ne Türk Silahlı Kuvvetlerin, ne Sağlık Bakanlığının ya da başka birinin en ufak bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı değil, Adalet Bakanı ad adil değil. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı kardeşim. Senin Adalet Bakanı'nın şeriatın Adalet Bakanı. Layıklık anayasanın değil. Senin Sağlık Bakanı'nın tarikatların Sağlık Bakanı. Halkın değil. Senin Çalışma Bakanı'nın Suriyelilerin Çalışma Bakanı. Türk milletinin değil. Senin Türk Sağlık Kuvvetleri'nin kimi Türk Sağlık Kuvvetleri o belli değil. 15 muz hatırlayın. Şimdi o Türk Kuvvetleri kaç tane sizce tarikat mensubu vardır? Ya yüzbaşı, yüzbaşı, başçavuşla Vahdettin Hain mi diye tartışıyor. Senin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk rozeti takan teğmenleri o silah oradan attılar. Sen, o senin Türk Silahlı Kuvvetleri zannediyorsun sen? Sülah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bize ait olan tek bir şey var. Er ve Erbaş. Onlar da ölüyor zaten. Şehit oluyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk milletine ait olan bir tane parçası kaldı geriye. Er ve Erbaş. Bir de uzman Er ve Erbaşlar var. Oh. Bütün az bütün subaylarını tarikatlardan kendi bana yerleştirdiler. Ne kadar e, Türk Silahlı Kuvvetleri, ne kadar liyakat sahibi komutanlarınız varsa hepsini defettiler. Eskiden, eskiden halka sorarlardı, anket yaparlardı. Bu eskiden kastım da yani bir 30 seneden bahsetmiyorum ha. AK Parti'nin ilk yıllarında da bu anketler yapılırdı. Soru şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin içerisinde en çok güven, güvendiğiniz kurum nedir? Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri. iki yargı. Üç, Cumhurbaşkanlığı. Adam, Cumhurbaşkanı'nın kendi partisi de dahil olmak üzere bütün siyasi partilere karşı Cumhur'un hakkını koruyan bir koruma olduğunu düşünüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı değil ki. Cumhurbaşkanı yok arkadaşlar. Son Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Ondan sonra Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı falan değil. Hiçbir saygınlığı yok o adamın. Hiçbir saygınlığı yok. Şimdi milletin Cumhurbaşkanı'na saygınlığı yoksa başkasının niye saygısı olsun? Adalet Bakanı Adalet Bakanı değil. Sağlık Bakanı sağlık. gitti. Cücük kadara kaldı onlar. Şimdi geriye he şimdi bunları eleştiriyorsun da bir de eskiden siyaseten koskoca ana muhalefet vardı. Şimdi ana muhalefet ana muhalefet değil. O da iktidar. O, o ayrı bir iktidar. Gazeteciyle kavga ediyor Özgür ya. Diyelim ki gazeteci sonuna kadar haksız olsun. Sen bir genel başkansın ya. Bir gazetecide kavga etme lüksüne sahip değil. Bir de hatta isim vermedim ben de. O daha kötü. Bütün gazetecilerle mi kavga edeceksin? Gazetecilere laf söylen bir ana muhalefet lideriniz var. İktidara gelse hepsini asacak demek ki. Yani açık ve net olarak söylüyorum. Özgür Özel bırakın Cumhuriyet Halk Partisi yönetmeyi. Özgür Özel iki tane koyunu yönetemez ya. Kim anasını satayım Özgür Özel ya? Cumhuriyet Halk ana muhalefetin içine ettiler. Ya bak Cumhurbaşkanı senin hakkını savunmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri senin hakkını savunmaz. Adalet Bakanı senin hakkını savunmaz. Sağlık Bakanı seninle ilgili çalışmaz. O çalışıyor çünkü. Hatta o tarikatlara çalışıyor. Çalışmaz ve Sosyal Güvenlik Bakanı senin hakkını savunmaz. Suriye'nin hakkını savunur. Ana muhalefet lideri senin hakkını savunmaz. Kendisini savunur. Kendi koltuğunun derdindeler hepsi. Hiçbir tanesi de ulan ben bu ülkenin ana muhalefetiyim ulan. Ya bir tane ses çıkartalım daimut. Hala saçını tarıyor Özgür Özel. Ne saç varmış anasını satayım ya. Mahalle yükül oldu lan. Oğlum mahalledeki bütün kevahişeler saçını taramayı bitirdi. Bir özgür özel kaldı. Geriye. Burası ana muhalefet. Bu ülkenin bir tane genci. Ya fark, diamond tema olması önemli değil ha. Ya i̇sim hiç önemli değil. ismi karıştırmayın. Ay olsun belli olsun. İşte Aziz Nesin dediği gibi ben giderim diyor. Ahmet gelir, Mehmet gelir, Ahmet gider, Mehmet gider, Hasan gelir, Hüseyin gelir. Hiç fark etmez. Biri gider, biri gelir. Önemli değil. Bu ülkede bir tane genç bir çocuk çıkıyor bir programda. Ulan şeriatı mı savunuyor? Hayır. Şeriatçıya karşı laikliği savunuyor. Peki o laiklik CHP'nin altı okunan biri değil mi? Değil demek ki. Ya laikliği savunuyor. İlk tepki göstermesi gereken, ilk tepki bağıra bağıra vermesi gereken adam o tepki vermiyor. Kim veriyor peki tepki? Cumhuriyet Halk Partisi tepki kim verdi? Bir dikkat edin kim ver tepkiyi? Bak açık o kadar haysiyetsizce bir oyun oynuyor ki o Özgür Özel denilen erif. Dürük. Ben ona dürük diyorum çünkü. O durruk o kadar haysiyetsizce bir oyun oynuyor ki. Yani siz bakmayın sadece iktidar tarafında bu problemden dolayı. O dürük Pendik, Kadıköy, Üsküdar gibi İstanbul'un ilçe gençlik kollarına dedi ki Diamond temayı destekleyen yazı yayını. Bak o demediyse ben neyim? Çünkü her özellikle Kadıköy'ün. Çünkü Kadıköy'ün, Kadıköy Kadıköy ADD'de yer aldığım için söylüyorum. Baktı zamanında. Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında ki gençlik kolları o baştaki dürrüğün haberi olmadan bırakın Diamond Temay'ı desteklemeyi tuvalete sıçmaya gitmezler. Gidemezler. Peki nasıl oluyor da Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları Diamond Temay'ı destekleyen bir yazı yazıyor. Nasıl oluyor da Pendik bak dikkat edin bak çok dikkat edin. Kadıköy, Pendik, Üsküdar bunlar yayınlıyorlar. İstanbul'un İstanbul'un ilçe teşkilatları, İstanbul il teşkilat değil. İstanbul ilçe teşkilatının gençlik kolları yayınlıyorlar. Niye biliyor musunuz? O dürük diyor ki siz Daimut Temay'ı destekleyen yazı yayınlayın. Hani ben ya Daimut Temay Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklemediniz derse ya biz destekledik gençlik kolları. Kadıköy gençlik kolları ne yayınladı diyecek. Eğer bir problem olursa diyecek ya biz Daimut ile ilgili bir şey söylemedik ki. Ne problem biliyor musunuz? Problem şu. Peygamber'imizi hakaret etti. Adalet Bakanı ile aynı kafada özgür özel. Nasıl Adalet Bakanı peygamberimize hakaret etti diye bir yazı yayınlayabilir. Özgür kafası da şu. Aman ben peygambere hakaret eden bir kişiye destek vermiş olmayayım. Ulan dürük. Layıklık gidiyor elden. Sen ki Özgür Layıklık gidince bunu şey, şeriatın şeyine getirecekler. Kaza oturtacaklar seni. Bu kadar da man kafa bir herif ya. Ya yemin ediyorum bak açık olarak söylüyorum ki. Yani AK Parti'den çoğumuz AK Parti'nin yapmış olduğu uygulamada artık yani şey yapıyoruz ama. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'e nefret ettim kadar başka bir siyasetçiden nefret ettim mi acaba ya? Çünkü bütün bunların olmasının tek sebebi o. Ana muhalefet lideri çıkıp ana muhalefet liderliğini yapmazsa Adalet Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı yapmasını beklemezsin. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olmasını beklemezsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri olmasını beklemezsin. Türk Silahlı Kuvvetleri Vahdettin'in vatan tartışması oluyor. Dürrük orada duruyor. Saçını tarıyor hala dürrük. Bu ülkede teğmenler ya teğmen. Atatürk'ü takar teymenler orada nasıl oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi gidip AK Parti gelecek Tayyip Erdoğan'la ekonomiyi nasıl düzeltiriz konuşması yapıyorlar. Sen misin sorumlusu ekonominin? Ne nefret ettirdiler yani. Memleketin içine et, bak memleketin içerisine iktidarı muhalefet hepsi etti. Hiç kimse suçu sadece AK Parti atarak kurtarmazdı. Hepsi sizin dürrüklüğünüz yüzünden. Bir adam gibi bir şey olamadınız ya. Bir ana adam gibi ana muhalefet liderliği yapamadınız gibi. Ya, ya Terin gidin yani. Madem beceremiyorsunuz defolun gidin lan. <laughs> yazıklar olsun. Yani hepsine yazıklar olsun. Hepsine yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındakilerden bahsediyorum. Hepsine yazıklar olsun. Bir de Atatürk'ün partisi şey ya bu adam o adam Atatürk ağzına aldığı zaman böyle var yemin ederim böyle, böyle tepeme çıkıyor yani. Sen kim Atatürk kim lan? Atatürk olsa güzelliklerle beraber yurt dışına gövülecek şerefsizler Atatürk adını alıyorlar. Atatürk Partisi. Yürü lan dürük, sen nesin? Anasını satayım. Senin yüzünden bunların hepsi oluyor. Çünkü sen muhalefet yapamıyorsun. Sen muhalefet yapamadığın için millet tweet atmak zorunda kalıyor. Diamond tema yalnız değildir. Diamond tema suçsuzdur. Diamond temanın yalnız değil olduğunu ana muhalefet lideri söylemeyecek de kim söyleyecek anasını satayım? Çünkü sen ana muhalefetlik yapmazsan Adalet Bakanı da Adalet Bakanlığı yapmaz. Der ki biz onu işte tutuklatacağız. ne nerede? Belki büyük ihtimalle Arnavutluk'tan iadesini isteyecekler. Ne kadar ileri gidecekler bilmiyorum. Ama daha önemli, daha ciddi bir problem var. Bak açık olarak söylüyorum. Sadece daimi Tevan'ın üzerine söylemiyorum. Yurt dışında yaşayan birçok ateist, nanteist ya da kemalist insanlar var. Bugün iktidara karşı konuşan, bugün e, is, din, din hakkında eleştiriler, eleştiriler, videolar yapan insanlar var. Bunların hepsinin e, vebali Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde. Çünkü sen ana muhalefet liderisin. Beceremiyorsan, de ki kardeşim ben beceremiyorum de. Ana muhalefet liderinde başka bir parti gelir. Biz onun üzerine vebali atarız. Ama... Dün eee kollarından bir tanesi, işte isim vermeyeyim. Daima temayı ölüm tehdidi savurdu. Peki e, saçını taramaya devam eden Özgür Özel ne dedi? Evet tahmin ettiğiniz gibi hiçbir halt söylemedi. O umudu değil ki çünkü. İşit tehdit etmiş. Hiç umudu değil efendim. O saçını taramaya devam ediyor. İşin ciddi. Yani işin ciddiydi o. Öyle bir boyutta ki Türkiye Cumhuriyeti devleti Kur'an yırttı diye Rusya'da yaşayan Geek TV İbrahim'in peşine MIT adamı gönderiyor. MIT adamı gönderiyor. Kimseden ses çıkmıyor. Yani kimseden ses çıkmıyor. Değil mi? Ana muhalefetten ses çıkmıyor. Bu arada şöyle söyleyeyim. Kur'an yırtmayı desteklediğim için söylemiyorum. Ben Kur'an yırtmayı desteklemiyorum. Bak o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Kur'an yırtmayı desteklemiyorum. Ama bu ülkenin içerisi bu ülkenin bir vatandaşı MIT tarafından öldürülmek üzere operasyon çekiliyor. Ana muhalefet liderinin şeyi şeyine denk. Anasını satayım. Keyfi şeyine denk anasını satayım. Niye? Şimdi ben şunu an anlamak ya. İki gün sonra bırakın işiti. Ya işitin ölüm tehdidi falan bir şey değil. Milli İstihbarat Teşkilatı Diamond Temayı öldürmek için Arnavutla birini gönderebilir. Açık olarak söylüyorum. Hatta onun da bizi, hepimizin can tehlikesi var. Yani çok ilginçler. Kimse buna ses çıkartmıyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. Çok normalmiş gibi geliyor. Çok normal bir şey ya. Birinin yurt dışında mitin, mitin işi yurt dışındaki Kur'an yırtan ya da ne bileyim İslam'ı eleştiren. Yani en radikal şekilde eleştirse ne olacak bu arada? O da ayrı mesele. Yani ne ki gerçekten de çok kötü bir adam olduğunu düşünelim. Yani çok kötü bir adam. Arkadaşım yurt dışında onlarca binlerce pekkalı var lan. Pekkalısı var. Ondan sonra İzbullahçısı var. İşitçisi var. Türkiye'nin aleyhine çalışan Türkiye'li ya baktığı zaman da falan biliyorsunuz. Türkiye'nin aleyhine çalışan, Türkiye'deki Türk vatandaşlarından zorla haraç alan, Türkiye'deki e, bütün o hükümeti ve cumhuriyeti yerle bir etmek isteyen ve bu konuda para toplayan, bu konuda adam toplayan, bu konuda mitingler yapan, bu konuda her türlü elinden gelen bütün imkanı yapan bir sürü şerefsiz var. Kur'an adamın peşine mi düşünüyorsunuz? Şimdi Daimut Tamam'ın peşine düşeceksiniz? Ben ona endişe ediyorum. Yani işit zaten hani havlayan köpek ısırmaz diye bir şey var. İşit zaten havlayan köpek. Ben köpekten korkmuyorum. Şu anda tıslayandan korkuyorum. Diamond Tem adına. Tabii Diamond Tem adına bizim adımıza da korkuyorum artık. Çünkü bu, bu işi böyle azıtlarsa ta, yani Geek TV İbrahim'i Rusya kurtardı. Bakalım Arnavutluk Diamond Tem'i kurtaracak mı? Beni zannetmiyorum. Bak niye zannetmediğimi söyleyeyim ben bu arada Diamond temanı yerinde olsam ülke değiştiririm. Arnavutluk'ta kalmam. Belki o benim ülkem Arnavutluk falan diye olabilir ama ben güvenmem abi Arnavutlara. Arnavutlara derken Arnavut hükümetine. Ki doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Diamond temanı demişler ki işte polise git falan demiş. Diamond demiş ki polise gidersen beni Türkiye'ye teslim Ederler. E, Bakın Makedonya, Bulgaristan, Romanya, e, Hırvatistan, Bosna Hersek, ve belki de Arnavut. Arnavutluk'tan emin değilim ama. Bu ülkelerin AK Parti ile birebir olarak ticari ve siyasi ilişkileri var. Makedonya'da AK Parti sayısız etkinlik düzenledi. Neden biliyorum? Çünkü Makedonya'ya gidip gelen bir arkadaşım vardı. O anlatıyordu bana. Ya orada AK Parti çok güçlü falan diye. Bulgaristan hakeza öyle. Sırbistan için bir şey demiyorum. Bosna Hersek hakeza öyle. Romanya hakeza öyle. Yani AK Parti İkinci Abdülhamit taktiği yapıyor. Nedir ikinci Abdülhamit taktiği? İkinci Abdülhamit taktiği şu. İkinci Abdülhamit kendi halkına bir zırnık vermezken Avrupa'daki kendisini destekleyecek olan milletlere çok şey verdi. Bunların başında Yahudiler de var ha bu arada. Hani Yahudilere çok şey verdi. Çok sinagog tamir ettirmiştir ikinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit'in bunu yapmasının nedeni şu. Türklere güvenmiyordu. Herhangi bir sorunda, herhangi bir Türk yurt dışına kaçtığı zaman orada o işi bitirecek e, sistemi kurmak istiyordu. Ki istibdat dönemi boyunca çok Türk genci katledilmiştir yurt dışında. AK Parti ikinci Abdülhamit taktiği yapıyor. Yurt içinde hiç kimseye zırnık vermezken Suriyelilere o kadar yardım yapmasının, Afganlıları o kadar doldurmasının, Doğu Avrupa ülkelerine bu kadar yatırımlar yapmasının işte bilmem Afrika'ya gittik su şey yaptık bunları niye yapıyor biliyor musunuz? Bunların hepsi şunu için yapıyor. Gün gelecek diyecek bana o herifi işini temize. Şunu temize. Bana muhalefet olan şunu temize. Bunu temize. Bunu temize. Yurt dışındaki zaten kendisi temizler. Yurt dışındaki temizleyecek adam yapıyor. Rusya da sökmemiş. Sökebilirdi de ama. Yani de sökebilirdi ama. Sökmemiş. Sökmeyeceği anlamına gelmez. Belarus mesela. Hayatta Belarus'a gitmeyin. Arkadaş Belarus'un başındaki adam la, kan, Tayyip Erdoğan kanka lan. Belarus'a gitmeyin. Güney Amerika ülkeleri hiç güvenli değil. Brezilya'sı dahil. Arjantin, Brezilya, Venezuela, Uruguay için bir şey diyemem. Bu ülkelerin AK Parti ile çok yoğun ilişkileri var. Kolombiya için de bir şey diyemiyorum. Meksika için de bir şey diyemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri için de bir şey demiyorum. Ama Avrupa'ya gidecekseniz Almanya'ya gitmeyin. Çünkü Almanya'da AK Parti özellikle oradaki yaşayan gurbetçiler üzerinden büyük bir teşkilatlanma yapmış durumda. Almanya'da birçok PKM, IŞİD birçok teşkilatlanma. Almanya en tehlikeli yer. Ha, Alman istihbaratı ne kadar etkili olur bilemem. Belki İngiltere ya da Kanada. Yani İtalya'ya bile güvenmem. Fransa olabilir ama. Çünkü Fransız istihbaratı e, ee, Tayyip Erdoğan, çok küçük. İspanya da olabilir. Bakın İspanya öyle küçük değil İspanya çok büyük bir ülke. Portekiz için bir şey diyemem. Ama benim tavsiyem Diamond Tema Arnavutluk'tan çıksın. Yani Arnavut istihbaratı Rus istihbaratı kadar sağlam çalışmıyor olabilir. Yani umarım yanılıyorumdur. Umarım Olaylara çok paranoyakça bakıyorumdur. Öyle diyebilirsiniz ya. Sen çok paranoyakça bakıyorsun. Umarım öyle Umarım ben paranoyakça bakıyorumdur. Umarım kimse, kimsenin canına zarar gelmez. Sırf düşüncelerinden dolayı, sırf çıkıp bir hadis okudu diye, sırf Kur'an yırttı diye, hiç fark etmiyor. Yapılan eylemlerin iyi ya da kötü olması da önemli değil. Beğenirsiniz. bak ben, ben beğenmiyorum. Ben mesela o zaman söylüyorum. Ben, ben hiçbir kitabın yırtılmasına yana değilim. Kavgam kitabının da yırtılmasına yana değilim. İncil'in de yırtılmasına yana değilim. Kur'an'ın da yırtılmasına yana değilim. Ben bugün Avrupa'da Kur'an yırtan ve bunu popülist bir şekilde bir eylem gibi gösterenlerin aptal olduklarını düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Ulan yırtmak yerine okusan daha çok etkili olacak. Çünkü Kur'an yırtmak insanların sinir ucuna dokunan bir eylem. İnsanları sinir ucuna dokunmanın hiçbir şey faydası olmaz. İnsanların sinir ucuna dokunmak yerine aklına dokunursanız ha, o zaman faydalı olursunuz. Ha, ben demiyorum ki Kur'an yırtı herkes faydasızdır filan. Yani adam Kur'an yırtı faydası bir iş yapar ama öbür tarafta faydalı iş de yapabilir. Bu arada ona bir şey demiyorum. Ama Kur'an yırtma eylemine oldum olası karşıyım. Nedeni? Ben kitap yırtmaya karşıyım. Kur'an bir kitaptır. Yani Kur'an'ın mesajını yırtamazsın zaten. O mümkün değil. Yani bu, bu, bu çok şeci bir şey olur. Bu tepkisel bir şeydir. Ben buna karşıyım. Ama yine de hiç kimse bunu Anadolu'yu öldürmeye hak etmez. Almanya'da Kur'an'la İslamla ilgili işte yaptı diye e, Türk asılı bir Alman polisi öldürdüler. Pardon, Alman polisi öldürdüler. Türk asıllı bir polis de öldüren öldürdü. Yanlış söyledim. Ne günah vardı o Alman polisin? Bıçakla saldırdılar filan. Bu sizin dininizi daha kötü bir hale getirir bu tür eylemler. O yüzden yani Diamond temel tavsiyem Arnavutluk'tan çık kardeşim. Gerçekten söylüyorum. Yani çık. Başka bir ülke bul. Ya da çok güveniyorsan yani kendi güvenliğini ve adres gizliliğinden emin ol. Bu bir. İkincisi eğer adresini konsolosluğa verdiysen artık emin olacağım bir şey yok. Kanada o yüzden güzel bir ülke. Kanada'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Kanada'ya geldi ve be, be, benim adresim tabii ki konsoloslukla var bu arada. Onu söyleyeyim de davalanmayın. Ama benim bir şey endişem olmadığı için söylüyorum. Kanada'ya geldiyseniz ya Kanada'da Kanada muazzam büyük bir ülke. Nüfusu az muazzam büyük bir ülke. Bazı yerler var. Oraya değil hani birinin gelmesi yabancı bir adam gördüğün anda diyorsun ki bu herif yabancı. Yani Oradaki halk o kadar şey olmuş. Öyle birçok yer var. Gidip kalabilirsin. Orada internete bağlı yayınlarını yapabilirsin. Eğer yani bir, bir yere bağlı kalmak zorunda değilsen. Ya yani benim gibi insanlar bir yere bağlı kalmak. Çünkü bizim çoğu benim çocuğum var. Okula gidiyor vesairesi bilmem nesi var. Ama mesela ben yaşlanacak olsam öyle bir yere giderim yani. Ee, çünkü artık bağlı kalmak. Öyle bir yere giderim. Sistemimi kurarım. Yayınlarımı yaparım. Her tarafta yayın yapabiliyorsun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.